Günün ikinci videosu da biraz transfer dedikodu dedikodularından olsun. Çok soru geliyor bu konular hakkında. Kaleden yavaş yavaş başlarız. Çok şeyler yazılmaya başlandı. İşte devre arası kaç adam gelecek? Devre arası adam alınacak mı, alınmayacak mı? Ee, ve eğer limit izin veriyor mu? Kontenjan izin veriyor mu? Vermiyorsa Beşiktaş yönetimi bunları nasıl çözecek? Gelin bunları hep birlikte konuşalım. Güzel insanlar. Birincisi kaleden başlayalım. O gün A Spor'da Artı futbolda sevgili Ilgaz Çınar da dile getirdiği gibi dedi ki bir şey anlamıyorum. Bu kulübün hocası defalarca çıktı. Dedi ki ben kaleci istemiyorum. Bakın yabancı kaleci hele hiç istemiyorum demesine rağmen basında yazılıyor çiziliyor. Çünkü Sayın Mustafa Cengiz Galatasaray Başkanı'nın Fotomaç ödül töreninde de belirttiği gibi av mevsimi başlıyor. Menajerlerin algıları başlayacak. Sosyal medya paylaşımları yapacak bazıları. E, bunlara hazırlıklı e, bir görüntüsü vardı. Evet. Bütün kulüplerde böyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar ben bir kez daha söylüyorum. Konuştum. Al, içeriden aldım bilgi. Sergen Yalçın kaleci istemiyor. Devre arasında Sergen Yalçın kaleci istemediğini bir kez daha yönetime iletti yakın zamanda. Ben bu Ersin'le ben bu utkuyla yola devam edeceğim diyor. <laughs> bu sene bu riske gireceğim. Eğer senede kalırsam ben senede kaleci istemiyorum. Bu çocuklar bize yeterli oynatırsak bu çocuklar Beşiktaş'ın birinci kaleciliğini yapabilecek kaliteye ulaşırlar. Kale konusunu kapatıyoruz. Şu andan itibaren Beşiktaş'ta şu andan itibaren kaleci transferi söz konusu değil. Hoca istemiyor. Ha yönetimden ya biz ne olur ne olmaz alalım. Ben zannetmiyorum zaten şu parasız ortamda, şu limitsiz ortamda Beşiktaş yönetimi hocanın da verdiği böyle bir rapor varken bence almaz. Bu bir. Beşiktaş transfer yapabiliyor mu? Şu an bu tarih itibariyle yapamıyor. Teknik olarak yapamıyor. Mevcut kadronun dışında dört tane daha yabancı var. Boyd, Lens, Mire, Douglas. Dört yabancı. Bir paralar ödeniyor. Önce bu oyunculardan kurtulmak. Bir taşta iki kuş. Ne oluyor? Kurtulursan hem ona ödeyeceğin paradan kurtuluyorsun. Limiti olumlu etkiliyor. Hem de kontenjandan yer açıyorsun. Dördünü gönderebilirler mi? Bilmiyorum. Dördünü gönderebilirlerse büyük başarı. Kimisinin parasını yarısını öder, kiralar bir yere. Kimisini kiralık gönderir, kimisiyle sözleşme fesih edebilir. Karşılıkta anlaşarak. Alacaklarına karşılık falan filan. Birinci nihai hedef bu. Zaten bunu başardığınızda limitte de bir yer açılıyor arkadaşlar. Limitte bir yer açılıyor. Gönderdi. Mevcut kadro içerisinde yani Sergen Hoca'nın Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde antrenman yaptırdığı kadro içerisindeki yabancı sayısı da zaten senin transfer yapmana izin vermiyor yabancı transferi. Orada da yer açacaksın. Muhtemel adaylar önce yönetimin gönlünden geçen Vida ve Laiç ayrılığı. bon bonservisini vermek veya kiralamak ve onun yıllık 3 milyondan fazla olan ücretinden kurtulmak, Vida'nın yıllık 2,5 milyon euroya yakın olan ücretinden kurtulmak. En nihai hedef bu. Bakın en nihai hedefler bu. Hem kontenjan hem parasal limit. Belki karşılıklı fesihler de olabilir. Hiç belli olmaz bu işler. Devre arası bazen bazı kulüpleri ivedi bir şekilde stoper 10 numara lazım olabiliyor. Beşiktaş yönetim umudu da bu yönde. Önce tabii ki orada bir boşluk yaratmak. Şöyle de bir şey var. Beşiktaş yönetimi ve hocası bu sene Aydın Hasiç'e ciddi anlamda şans vermeyi planlıyordu. Oyuna sonradan dahil ederek. Fakat oyuncu bir sakatlık geçirdi. 3-4 hafta uzak kaldı. Arkasında Covid oldu. Onun arkasında tekrar Covid'e yakalandı. Yani tekrar pozitife döndü. Böyle bir şanssız dönemi oldu bu kardeşimizin. Genç, yetenekli bir oyuncu. Böyle bir şanssız dönemi oldu. Şimdi burada bir başka seçenekte ya bu çocuk şimdi takıma gerisinde kaldı. Mevcut kadroya girmesi ilk 11'e zaten çok zor. Efendime söyleyeyim. anca oyuna sonradan dahil edilebilir. Skor avantajın olduğu yerlerde. Ne yapalım? Biz Aydın'ı Oynama garantili bir yere kiralayalım yarım sezon. Hem sene bize hazır bir şekilde gelir hem de yabancı kontenjanında yer açmış oluruz. Bu çocuk Beşiktaş Yedek Kulübesi'nde kalacağına, başka bir takımın ilk 11'inde oynamalı diye bir görüş de önümüze çıkabilir. Bu da ayrı bir seçenek. Çünkü nihai hedef, öncelikli hedef bir forvet. Abu Bakar tek başına Evet, iyi işler yapıyor ama Beşiktaş gibi bir kulübün gol planlaması bir adama bağlanamaz. Evet, kallerin var ama o kenarda iyi oynuyor. Bakın, kallerin iki de olmaz. Evet, güven var. Güven oyuna sonradan giriyor. O da kenarda daha iyi oynuyor. Bir tane pivot. Yerli veya yabancı. Öncelik yerli. Yerlilere bakılıyor çünkü yabancı sorun olduğu için, kontenjan sorunu olduğu için Cenk Tosun hala bu seçeneklerin içerisinde yerli bir golcü, yurt dışı, yani biliyorsunuz e, Türk vatandaşlarımız var çeşitliliklerde. Onlardan biri de olabilir. Kiralık, alternatif olabilmesi açısından veya Cenk Tosun eğer olmazsa yabancılardan bir yer açıp bir tane yine kiralık yabancı. Büyük takımların oynatmadığı bazı yabancı golcüler var. Onların oynamasını istediği, oynayabileceği kulüplere gitmesini istiyorlar. Beşiktaş yönetimi aynı zamanda bu golcüleri de takip ediyorlar. Mali analizlerini de yapıyorlar. Böyle bir durum var. Şimdi stoper. Ya bu kadar sıkıntı içerisinde eğer kontenjan açılabilirse Marcelo seçeneği halen gündemde. Eğer ben gelmek istiyorum dersem Marcelo öncelikli olur. E, tabi burada Vida'nın ayrılması halinde. E, Vida ayrılırsa şu da var. Montero, Wellington, efendime söyleyeyim e, orada tabi Necip'in, Erdoğan'ın da, Soza'nın da oraları tamamlayabileceğini düşünürsek belki en son ihtimal evet ya bu Mirin kadırda olsun yedek. Belki hani bir yere veremezsen hem Vidan'ın yıllık ücreti hem kontenjan hem kaldır dışındaki oyuncunun durumu en kötü ihtimal bu. Bakın en kötü. En kötü senaryo bu. Dolayısıyla Beşiktaş transfer döneminde çok ee, böyle satranç oynar gibi ve fırsat transferleri kovalar gibi bir politika izleyecek. Yeni bir Rozier, yeni bir Gezel tarzı, bir fırsat transferi Forvet'te ve Stopper'de yaşanabilir. Orta sahada sıkıntı yok. Bakın, hoca demiş ki orta sahada sıkıntım yok. Adem Lajik gitse bile orta sahaya on numaraya gerek yok. Mensah, Oğuzhan iyi gidiyor. Raşit Gezel o on numarayı da oynayabilir. sozayı oraya çekebiliyorsun. Atiba'yı oraya çekebiliyorsun. Dorukhan'ı oraya çekebiliyorsun. Kaldı ki Beşiktaş'ta 10 numaralı sistem yok. 2-8 oynuyor. 10 numara yerine. Sergen Hoca 10 numara istemiyor. Ancak Sergen Hoca diyor ki hani ben onu bir gün Sergen hoca sordum. Hocam sen şimdi Ser Hoca Sergen Yalçın olarak önüne futbolcu Sergen Yalçın gelse almayacak mısın? Bana dedi ki hocam dedi bana dedi Sergen benim futbolcunun dönemindeki bir 10 numara gelsin ben bütün sistemi değiştirir her şeyi onun üzerine kurarım demişti. Öyle bir 10 numara bulma ihtimali yok zaten. Dolayısıyla 2-8 gideceği için Adem ne için ayrılmasından sonra oraya bir tane daha adam istemez. O ayrılırsa forveti ister. Stopere. Yani tek şeyi o. Ve Gökhan Töre'nin iyileşmesi onun için çok önemli. Çünkü Gökhan Töre bir yerli futbolcu ve hamle oyuncusu olarak çok ciddi katkı sağlar. Bakın son yarım saatte. Yorgun savunmaları karşı işte Gördük Enkudüs oradan oyunu aldı. İşte En Sakala, Gökhan Töre bu tarz oyuncular sana skor getirir, sana maç getirir. O yüzden Gökhan Töre onun için çok önemli. Bunu net söyleyebilirim. Gökhan Töre'nin bir an önce iyileşmesi Sergen Hoca için çok çok önemli. Güveni devre arasında teklif gelirse ben teknik eğitim bırakacağını zannetmiyorum. Çünkü neden? Arkadaşlar yabancı sayısı düşeceği için biraz güvende yerli bir futbolcu olduğu için yerli futbolcuları gelen teklifleri Beşiktaş yönetimi çok astronomik rakamlar olmadığı sürece kabul etmeyi planlamıyor. Öncelikle yabancılardan kurtulma politikasını uygulayacaklar. Daha sonra, yani yaz döneminde özellikle, şu anki planlama bu şekilde arkadaşlar. Kanatlara bir transfer düşünülmüyor. Öncelik forvet, sonra stoper. Bir veya iki futbolcu alabilmek için Beşiktaş yönetimi bir süre önce çalışmalarını başlattı ama akıl oyunları oynamak zorunda kolay değil arkadaşlar. Sabır çok önemli ve transfer döneminde bence taraftarın da sabırlı davranması gerekli. Efendim bizi izlemeye devam edin. Güzel insanlar kanalı kanala abone olmayı unutmuyoruz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Saygılarımla.